aynı araç, aynı sen ve neredeyse aynı kasko. Fakat yarı fiyatına. Evet, yarı fiyatına değil mi keçi? Ne? Sigortam net'e gelin. Benzer kaskoya iki katını ödemeyin. Kazancım net, sigortam net. Evet Çağrı'cığım bugün perşembe yapıyoruz. Hep çarşamba yapıyorduk. Biraz sohbet edelim. Dün de Fenerbahçe maçı vardı biliyorsun. Fener maçından da konuşuruz herhalde. Sakalım bıraktım. E, deneyimli bir futbol adamı görüntüsü vermek için. <laughs> Yok teşekkür ederim. E, Yakışmışından değil de böyle beyaz beyaz bir sakalları bıraktık abi. maalesef bembeyaz. Yapalım sohbet edelim. Biraz Beşiktaş-Fenerbahçe sohbeti yapalım. Evet. Sen nereden başlayacaksan. Şimdi Fenerbahçe'nin dün 7-1'lik bir galibiyeti vardı Konya Spor karşısında. E, burada bir yandan 56 golü buldu. Bir yandan 88-89 sezondaki 103 gol başarısı tekrarlanabilir mi? Geçilebilir mi? soruları başladı doğal olarak. Ben size hem bu 88-89 sezonuyla bir paralellik kurulabilir mi diye sorarken hem de Fenerbahçe'nin bugünkü Fenerbahçe'nin hücum zenginliğinin sırrı ne? Çünkü sadece bir maçta değil, bir önceki maçta da 5 tane attılar. Ya Bütün sezon başından beri zaten evet. Beşiktaş-Fenerbahçe'yi e, tarif ederken hep hücum üzerinden tarif ettik. Hatta stoperler sakatlanıp e, sorun olmayacağını düşünmüştüm ben. Oldu ama e, dedim ki Fenerbahçe oyunu tarif ederken biz stoperlerinden değil... ...öndeki yaptığı işlerden, hücum etkinliğinden tarif ediyoruz diye söylemiştim. 89 kaç sezon o? 88-89. sezonu. Biz de çekişiyor. Evet. O zaman Fenerbahçe-Beşiktaş'ta çekişiyor. Çok iyi hatırlıyorum. Sevgili Rıdvan Dilmen'lerin, Hakanların, işte Oğuz Çetinlerin oldu. çok iyi bir kadro o zaman. Hasan vezir de orada galiba değil Aykut, mi? Aykut Kocaman. Aykut Kocaman muhakkak o zaten. Müthiş bir hücum etkinliği. Çok yüksek sayı skorlu bitiyordu maçları. Harika bir takımdı. Şimdi dedin ki sen 56 golü buldu değil mi? 20 maçta mı? 19 maçta 56 gol. 56 bölü 19 maç başında ne yapıyor? 2,5 e, buçuk falan yapıyor. Evet. 20, 40, 25 buçuk, 3'e yakın yapıyor yani. Evet. 3'e yakın yapıyor. 2.8 desek, kalan maç sayısı kaç? Bir 19 maç daha var. E, kırma ihtimali var o zaman, değil mi? Acaba iki ligin ikinci yarısı daha mı zorlu tabii, geçer? Maç sayısı fazla tabii ki ortalama. Daha zorlu yani geçer. Bir de, bir de... Daha zorlu geçer diyoruz. İki tane maç da 5-1 de ikinci yarı gerçi yok. Tam ilk yarı bitmek üzere şimdi değil ilk yarı özür. tam şu anda maç sayısında bitmiş durumda. Tam mi? bitti değil mi bu? Şu anda tam maçı bitti, maçı aynen. Bitti. Tamam, özür dilerim. Tabii evet. ki fark edecek. Tabii ki fark edecek ama göreceli olarak bazı maçlar daha da kolay olacak. Hı. Baz, bazı takımlarla evet küme düşme mücadelesinde yukarıya doğru oynamasında çekişmeli maçlar olacak ama bazı takımlarda orta sıralarda olduğu için biraz daha motivasyonu düşük yakalayabilir takımlar. Yeter ki kendi motivasyonu yüksek olsun. Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da şampiyonluk yarışı için söylüyorum. Ben dün etkilendim Fenerbahçe'nin açıkçası. Bu bir kadro gösterisi. Bakın hani gövde gösterisi diye bir tanımlamamız vardır. Hı. Gücünüzü gösterirsiniz. Bu da kadro gücünü gösterisi. Düşünün 5-0 olmuş maç. Cengiz sonradan giriyor. Tadiç sonradan giriyor. Bakın Fenerbahçe'nin en büyük şeydi. Tadic sonradan giriyor. İşte şuaya giriyor, gol Hı. atıyor. Hakikaten bir kadro gösterisi yaptı Fenerbahçe. Ya, tabii şunu da göz önünde bulundurmak lazım. Konya Spor açısından da baktığınızda 3 gün önce Galatasaray deplasmanında, 3 gün sonra Fenerbahçe oynuyorsunuz. Buradan sağ çıkmanız mümkün değil. Çıkamadı zaten. Hı. Galatasaray direndi, direndi, direndi. 3-0'la bitti. Fenerbahçe hiç direnemedi. Hı. Düşünsenize. 180 dakikada 10 gol yedi. Ve sadece bir gol Zaten Konya Spor'da e, Hakan Keleş de istifa etti. Etti mi? Etti. Yani şimdi bazı, bazı futbol skorları vardır Çağrı. Bak 5-0'a kadar, bu benim görüşüm tabii. 5 farka kadar 5 futbol skorudur. Hı hı. Ne oldu maç? 5-0 bitti. Hı. Ya da 5 atarız der taraftarlar. Ya 5 atarız der. 6 çıkmaz. Evet. 7 atarız olmaz. Maç kaç kaçtı? 5-1. Futbol skoru. Hı hı. Kaç kaç bitti? 5-0. Abi falan. Hı hı. Ama 6'yı duyduğunuz anda bu futbol skoru olmaktan çıkar. 7 adamı istifa ettirir. Ki kötü bir takım değil Konya takımı. Kötü de oynamadı. Özellikle Galatasaray maçı için bu maçı evet. söylemiyorum. Hakan Keleş bunun neresinde kalır ama 7 rakamını gördüğünüz zaman adamı istifa ettirir teknik adamı. Ya yani skorun skor etkilemiştir diyorsunuz yani. Kesinlikle. Üç ya sıfır bu maçı 1-0 kaybetse hı hı. eğer 2-0 3-0 kaybetse Konya bu istifa olayı olmazdı. Hı. Makul skorlar içinde değerlendirilirdi. Ama 5'ten sonrası futbol skoru değildir. 6 rahatsız eder 6 rakamı insana. Arada bir var gibi gözükür 5'te arasında daha çok sayı vardır futbolda. Evet. O yüzden de bu skor teknik adamın orada kalışını etkilemiştir. Peki e, sizde burada hücum zenginliğinin e, sırrı ne Fenerbahçe'nin? Burada Şimdi Ceko 3 gol hat yaptı. Ama attığı goller esasen birisi penaltı, birisi yine boş kaleye bırakıldı. Bir takım tersi. oyunu, yo, şu anlamda da söylemek istiyorum. Bir takım oyununun sonucu olduğu da gözüküyor atılan gollerin şeklinde. Yani böyle çok... Acayip bir gol olmadı. Hepsi paslaşma ve yardımlaşma. Orada pas çok hızlı mı e dolaştırıyor Fener topu Fenerbahçe? Fenerbahçe oyunun tarifi bu. Bakın tekrara girecek ama bunu söylemek zorundayım. İki tane fenomen takım şampiyonluk koşusunda korkunç bir kafa kafaya gidişi var. Ve hatta şunu dedirtiyor insanlara bu skorlar. Galatasaray'a geliyor 3-0 Fenerbahçe de atıyor. 5 atıyor. Ya bu iki takım herkesi yenecek diye bakıyoruz artık kalan 19 maçta. 100 evet. mantık düşünürseniz böyle. Böyle olmayacak. Onlardan biri de çok konuşmayacağız Galatasaray bugün aç var ama onlardan biri Galatasaray Sivas deplasmanı olabilir. Araya sıkıştırayım onu. Tamam. Şartlara bakınca eksiklere, iklim şartları, Sivas'ın değişen hocası Galatasaray burada puan kaybeder mi? Bir soru işareti yaparım. Haftaya konuşuruz bunu. Ee, hakikaten herkesi yenecekmiş gibi duruyorlar bu performansa baktığım zaman. Ama iki ayrı futbol anlayışı var. Bakın bunu ben zaman zaman vurgu yapıyorum. Ee, futbolcu modellerine baktığınız zaman iki farklı oyun, iki farklı başarı Fenerbahçe kısa kısa pas ve top işleriyle yaparken Galatasaray atletik özelliklerle yapıyor bunu genelde. Evet. İki farklı oyun tarzının başa baş gittiği, aynı puanı topladığı bir sezonu oynuyoruz. Bunu ben devamlı buna vurgu yapacağım. Çok da merak ediyorum sezon başı hangi oyun kazanacak. Bakın Tadiç, yani Joshua King koyduklar. Evet. Dar alanda Joshua King duvarlara çarptı, olmadı. Evet. Dar alanı çiha ise Tadiç'in hikayesi. Dün, Joshua Tadic in Tadic in Tadic e alanları, alanlar alanlar Tadiç'in... Şey, alanlar Joshua King'in daraldıkça alanlar oyun tad için oyuna Dün tad için oyunu muydu peki? Siz? Tabii. İlk yarıdan. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. İnanın fark ederdi bile. Sebebi nedir Tam... sizce? Nasıl? Sebebi nedir? Neden? E, sebebi futbolcu profili. Yok King'le başlamasının... Isimleri... Ha, onu anlıyor Onu biraz Tadiç dinlendirme amaçlı. Artı Tadiç bir düşük formu diye çok kamuoyunda yansıdı. Haftalardır Tadiç'in için. For... Bakın Tadiç uçup kaçmayacak. Tadiç uçup kaçana pasını verecek. Evet. Tadiç'in oyuncu tarifi bu. O küçük dokunuşlarla Oyun ve skoru belirleyecek. Tadilcim böyle bir oyuncu. Ee, Joshua King gelince Joshua alanlarda koşu koşuyla oynayan bir oyuncu tipidir. Pozisyonlara da girdi ama gereken topa karşı yumuşamaları yapamadı. Evet. Geldi koşuyla. Orada topa karşı supleks deriz ona biz. O top supleksi zayıf. Topa vuruş anında pozisyonu alamıyor. Topu alınca çok Sert hızlı koşmaz zorunda hissediyor. Büyük bir durum ama var Joshua King'in. Silahı o. Silaha evet. koşuyor. Silah atleti isim Joshua evet. King'in. Ama için silahı... Topla beraber yaptığı işler. Tıpkı İrfan Can Kahveci'nin yaptığı gibi. Ee, dikkat edersen biraz da Cengiz'den bahsedeyim. 5 birlik İstanbul Hı. spor Maçı'nda. Ben Cengiz'e şöyle bir tarif etmiştim. Bakın dedim. Cengiz o zaman formsuzluğundan bahsediyordu. Cengiz form falan tutmayacak. Veya Cengiz'in formunu oyun içindeki birliktelikten, oyunu etkisinden anlamayacaksınız. Cengiz'in net oyuncu tarifi bu. Çekti vurdu, çekti kesti. Hı. Cengiz tutar, çeker. Ters ayaklı oyun için söylüyorum Hı. Ya keser Geko'ya veya Merkez'e sert kesik orta ya da çeker topu, vuruş pozisyonu alır ve vurur. Evet. İstanbul Spor'da bu işlerden farklı bir şey yapmadı. Evet. Ama dört tane gol yaptı biri çarparak şansa. Çekti, hatta bugün maça girdi Cengiz. Vur diye bağırıyor seyirci. <laughs> vur diyor yani. Geçmek Herkese. vur diyor. Çünkü bunun en büyük silahı zenginin şey, Cengiz Ünder'in çekip vurduğu toplar. İstanbul Spor'da onun fenomen oldu o şeydi Hani bugün çok iyiydi. Değil. Bugün çekti vurdu ve gol yaptı. Cengiz böyle bir oyuncu tarifi çünkü. Ve çok önemlidir. Bakın yine 3 maç belki Cengiz olmayacak. Ama gelecek sana 2 maçı alacak Cengiz. Şahane oynayarak değil. Şahane vurarak. Evet. Bak çok basit Anların indiriyorum belki. Dediğiniz... Anların oyuncusu diyorum ya zaman zaman ben. Tamamen öyledir tarifi Cengiz deri. Çok önemli. Şimanski Fred hikayesi. Bakın genel resimde, genel hikayede, büyük resimde. Biz eskiden yıllarca te teknik direktörlüğü şey zannettik. Ee, çağrıcım. Ee, çıkar antren eder. İşte şöyle oynayacak, böyle koşturacak. Antrenör eden kişiydi sanki teknik öyle değil. Oyunu kuran kişiymiş kafasında teknik direktör. Eskiden yardımcı antrenörü bile yoktu. Çıkardı, Antrenör ederdi şey. Ee, evet. Söyle adını antrenör işte çalıştırdığını. O yüzden fizik kalite gerekirdi. Biraz sonra Beşiktaş'ta konuşacağız. Evet. Şey, Fernando Santos mesela evet. 69 yaşında. Çünkü artık fikir işi oldu teknik direktör. Evet. Oyunu kafanda kurma işi. Fiziksel aktiviteden çok fiziksel yeterlilikten çok Düşünceniz sağlıklı olması yeterli artık teknik direktörlükte. Onu Beşiktaş bölümünde seyrederiz. İsmail Kartal da bu açıdan Şimanski ve oyuncuları kullanımı açısından o zaman bu Şimdi şerim. bakın. Tadic. Rakip arkası koşmaz. Ceko. Santifor koşuları yapar ama rakip arkası koşularla anlatamayız Ceko'yu. İrfan. Rakip arkası Santifor koşusu yapmaz. Peki bu takım nasıl bu kadar hücum etkinliği ve bu kadar gol sayısıyla oynuyor? Niye biliyor musunuz? O kritik noktada geometride Tadiç koşmaz arkaya dedik. Ceko, İsmail. Koşan kim? Rakip arkasında geçen kim? Şimanski Fred. Bak. Bu iki koşucu olmasa bu oyun öyle dönmez. Hı. O yüzden takım oyunudur futbol. O yüzden bazen sadece bireysel şeydir Cengiz'in vuruşları gibi. Hı. Yıldızların oyunuyla yıldızlarınız yetmez. Takım lazımdır. Takım yetmez. Başarı için söylüyorum. Yıldızlar lazımdır. İkisinin karmasıdır futbol oyunu. O yüzden de böyle Ceko Ceko'yla, şeyle, İrfan Can Kahveci'yle ile düşünüyor oynayacaksan ortadaki iki tane dinamizme ihtiyacın vardır koç. Bu da Şimanski'yi de çok beğendim ben dün. Hı hı. Ve Fred. Fred de olan top kayıpları yaptı Fred belki ama abi gidiyor geliyor. Bu iki tane oyuncu olmasa bu, bu, film dönmez. Hiç durmuyorlar. Yani. Bu film dönmez. Rakip arkasında geçen bunlar. Tabii ki pas işleri yapıyorlar ama bunlarla bu oyun dönüyor çok önemli iki tane film karakteri diyelim Onların oyuncu. Onların dinamizmi, bir hareketliliği rakip rakipleri onlarla uğraşılırken belki diğerlerine boş alan bırakıyor gibi bir durum. Hayır, var. topu oraya kaleye onlarla gidiyorsunuz esasında. Hı, hı. Anladın mı? Bu şeyde yoksa düz mantık art rakibi arkası koşan bir oyuncu olmadan nasıl geçeceksin savunmanın arkasına? Kolay değil. O yüzden bu filmi döndüren Fred ve Shimanski'nin varlığı